Merhaba arkadaşlar. Lozan'la alakalı 3. bölüme geldik. Geçen sefer kapitülasyonları anlatırken tam yarım kalmıştı anlatacağım şeyler. Onları da tamamlamış olayım böylece. Demiştik işte egemenlik haklarına temelde nüfuz ettiği için Türk hükümeti buna tamamen karşı çıkıyor. Ve Büyük Millet Meclisi hükümeti kesinlikle kabul etmiyor kapitülasyonların kalmasını. Lozan'daki bence en önemli başarılardan bir tanesi budur. Her ne kadar daha öncesinde mali kapitülasyonlar kalksın bari adli olanları kalsın diye bastırmıştır itiraf devletleri. Ama bundan da sonuç alamamışlardır. Peki neden kapitülasyon mevzuunda bu kadar agresif davranmışlar derseniz, çünkü çok önemli görünmeyebilir size. Çünkü bu kapitülasyonlar o dönemde itiraf devletlerinin sahip olduğu sömürgelerin bir çoğunda var. Dolayısıyla Çin'e kadar uzanacak bir dalgayı başlatır endişesi hakim aralarında. Borçlar meselesine gelirsek itiraf devletlerinin istediği şekilde tamamının Türkiye tarafından ödenmesi şeklinde gerçekleşmesi isteniyor. Ama bunları borçların harcandığı ve o dönem Osmanlı'nın parçaları olan ülkelerin arasında bölüştürülmesiyle sonuçlanıyor borçlar mevzuda. Ermeni devleti özellikle Amerika'nın gündemindeydi ama kesin reddedilince de konferansta görüşülmeye bile değer bulunmadı. Azınlık meselesi biraz karışık. Mümkün olduğunca millet ve değişik din grup grupları şeklinde bölünmesini istiyorlar itilaf devletleri. Ve bağımsız bir örgütün azınlıkların korunmasının denetlenmesini istiyorlar. Buna da şiddetle karşı çıkılıyor Türk heyeti tarafından. Ve Müslüman olmayan azınlık kavramı dışında bir azınlık grubu oluşmasına müsaade edilmiyor. Ve bağımsız bir denetleme örgütünün de oluşmasına müsaade edilmemiş oluyor. 15. Büyük Millet Meclisi konferansta neyi savunuyordu? Tabii ki misak-ı milliyi savunuyordu. Bütün istekler de temelde buna dayandırılıyordu. Konferans sırasında Büyük Millet Meclisi'nin görevlendirdiği heyet Misak-ı milli adına tıpkı Wilson ilkelerinde olduğu gibi problem konusu bölgelerde yani Batı Trakya'da, Musul ve Kerkük'te, Irak'ta, Hicaz'da, Mısır ve Suriye'de e, plebisit yapılmasını yani halk oylamasına gidilmesini istiyor ama kabul ettiremiyor bunu. Aslında itiraf devletleriyle yaptığı tüm görüşmelerde Misak-ı milli ve yeni kurulan hükümetin ve devletin varlığının ve bağımsızlığının tanınmasının asıl derdi olduğunu görüyoruz Büyük Millet Meclisi'nin. Kapitülasyonlar asla kabul edilmeyeceğinin söylenmesinin de en önemli sebebi budur aslına bakarsanız. Çünkü bu yeni kurulan Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını engelleme demektir. Kapitülasyonları muhafaza etmek. Bunun nasıl sonuçlandığını da az önce anlattım. Boğazların askerden arındırılmasının isteği de taleplerin arasında. Bunu da ileride daha uzun konuşacağız sanıyorum. Ege Adalarından Bozcaada, İmroz, Samatrake yani Semadirek, Tavşan Adaları Millet Meclisi tarafından talep ediliyor. Ya da gelen Türkiye tarafından Adakale isteniyor. Osmanlı borçlarının da sterlin veya altın olarak değil Fransız frango cinsinden ödenmesi talepler arasında. Bu da enteresan bir ayrıntı. Yunanistan'dan hiç alınmayacak savaş tazminatı isteniyor. Karşılığında kara ağaç alınıyor. Her ne kadar Meriç'in diğer tarafında kalıyor olsa da kara ağaç verilmiş oluyor Türklere. Bir de el konulan 5 milyon altın ve 1. Dünya Savaşı öncesinde el konulara hiç teslim edilmeyen 5 tane savaş gemisi için ödenen altınlar isteniyor İngiltere'den ama bunlar da alınamıyor. Talepler bunlar. Savunulan hususlarsa söylediğim gibi tam bağımsız ve ülkenin parçası olmayı kabul eden halkları mensuplarına oluşan bir ülke. Savunduğunu da %90'ın oranında aldığını söylesek herhalde yanlış söylemiş olmayız. 16. Türk hükümeti ve Atatürk hangi konularda kesinlikle ödün verilmemesini istedi? Neden? Daha önce bahsetmiştim. 14 maddelik bir talimatname var. Boğazların etrafının diğer ülke askerlerinden arındırılması, kapitülasyonlar ve Ermeni devleti kırmızı çizgiler. Eğer bunlar gündeme gelir ve karşı taraf ısrarcı olursa masadan kalkma talimatı geliyor. Türk tarafı Gelibolu'ya 5000 asker yerleştirip Boğaz'ı güvene almak istiyor. Ama bu talebi de kabul edilmeyecek ve askerden arındırılmış bölgelerin içerisine dahil edilecek Gelibolu'da. Ermeni devleti için herhangi bir toprak verilmiyor. Amerikalıların talepleri yüzüstü bırakılıyor böylece. Kapitülasyonlar da zaten antlaşma görüşmelerinin kesinti uğramasının en önemli sebeplerinden bir tanesi olacak. Bunlardan ödün verilmesi ülkenin bağımsızlığından ödün vermek demek çünkü. Temel neden bu. Ne adli ne de ticari olarak bağımsız olamayınca kendi topraklarınızda başka ülkelere ait bir askeri birliğin bulunmasını kabul etmek, kısmi müstemleke olmayı kabul etmek demektir. Tam bağımsızlık yeni kurulan devletin en önemli dinamiğidir ve ülke ancak bu koşullarda Osmanlı'nın problemlerini miras olarak almaktan kurtulacaktır anlayışı hakim o dönemde. 17 İtilaf Devletlerinin istedikleri neydi? Bir zafer antlaşması mı yoksa gerçekten bir yenilgi antlaşması mı? tabii ki bir yenilgi antlaşması istiyorlar. Başından sonuna kadar Mondros Ateşkes Antlaşması'nı temel almaya ve Mudanya'yı göz ardı etmeye çalışıyorlar özellikle İngilizler. Uluslararası siyaset biraz böyledir arkadaşlar. Savaş alanlarında kazanılan mücadelelerin anlam kazanması bu tür anlaşmalarla gerçekleşir. Türk tarafının başarısı aslında bırakalım Yunanlıların kesin mağlubiyete uğratılması, Fransa ile yapılan Ankara Anlaşması ve Çanakkale krizi ile İngiliz hükümetini devrilmesi noktasına getirmesiyle çok belirgin bir biçimde ortaya konmuştur. Yani Türkler bu durumda muzafferdir. Ama Lord Curzon tavrıyla baştan sona yenilmiş bir devletle muhatapmış gibi davranarak elini güçlendirmeye çalışıyor. Biraz psikolojik bir baskı ortamı oluşturmaya çalışıyor. Eğer karşısında buna boyun eğmiş bir heyet olsaydı her şeyi istediği gibi yönlendirebilirdi. Aslında kesintiye uğraması bile İngilizler ne kadar sinirlendiğinin göstergesidir arkadaşlar. Kurzon ilk gün konuşmasında o kadar küstah bir tavır takınıyor ki İsmet Paşa kalkıp zorla söz alıyor ve bozuk Fransızcasıyla tercüman bile olmadan hararetli bir konuşma yapıyor. Öyle bir konuşma ki İngilizlere, orada bulunan İngiliz heyetine soğuk bir duş yaşatıyor. İlerleyen günlerde de hararetli bir günün ardına Lord Curzon'un kızgınlıkla biz ''Siz bana müzik kutularını hatırlatıyorsunuz. Egemenlik, egemenlik, egemenlik.'' deyip aynı nameyi çalıyor ve ''Hepimizi bıktırıyorsunuz.'' diyor. Çok kolay ve sakin bir konferans olmamıştır anlayacağınız arkadaşlar. Yani bu mücadeleleri iyi algılamak lazım. Oradaki psikolojiyi iyi algılamak lazım. Karşıdaki muhatapların ne kadar siyasetle donanmış, yetenekli adamlar olduğunu iyi kavramak lazım. Bu önemli. 18. Konferansta görüşülen maddeler nelerdir? Kısaca açıklayabilir misiniz? Ee, <gülüyor> kısaca... <gülüyor> Evet Umut'cum kısaca açıklayalım. 149 madde olan anlaşma, 149 maddelik olan bir anlaşmayı görüşme maddeleri nasıl kısaca açıklayacağım? <laughs> Zor bir şey soruyorsun ama her zamanki gibi çalışacağım. Unuttuklarım olabilir arkadaşlar kusura bakmasınlar. Osmanlı borçları mevzu var. Türk tarafı Osmanlı borçlarının Osmanlı'dan ayrılan topraklara paylaştırılması gerektiğini ve frankla ödenmesini istiyor. İtilaf devletleri ise 1914 yılına kadar olan borçların bölüştürülmesini kabul ediyor. Ama 14-18 yani savaşta bulunduğu dönemdeki borçların tamamının Türkiye tarafından üstlenilmesini, borçların altın veya sterlin olarak ödenmesini istiyor ki anlaşmaya bu şekilde geçecek. Trakya sınırının ve boğazların askerden arındırılması mevzuundaysa Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan ile olan sınırlarının her iki yanındaki 30 kilometrelik bir şeridin askerden arındırılmasına kararlaştırılıyor. Boğazların güvenliği de sonradan Montre ile sonuçlanacak ve Türk tarafının istediği gibi şekillenecek malumunuz. Savaş tazminatı mevzunu anlattık zaten bahsettik. Meriç'in diğer tarafında kalan kara ağaç tazminat olarak veriliyor. Savaş tutsakları mevzu konuşulmuş ama kolaylıkla çözülmüştür. Türk esirler teslim alındıktan sonra Yunan esirlerde serbest bırakılmıştır. El konulan gemiler ve altınlar konuşuluyor ama İngiliz tarafı kesinlikle reddediyor ve bu konuda Türk tarafında geri adım attığını görüyoruz. Adalar mevzu eminim ki gelecek sorularda vardır. Uzun bir izahat gerekir. Geçeceğim onun için kabotaj meselesi var. İtalya, Fransa ve İngiltere'ye tanınan kabotaj hakkının 2,5 yıl boyunca devam etmesi talep ediliyor itilaf devletleri tarafından. Ama kabotaj hakkı Türk tarafına teslim ediliyor. Kabotaj nedir diye soracak genç dostlarımız olacaktır. Hiç kabotaj bayramı kutlamamış olanlar olabilir aranızda. Deniz ticareti hakkında diğer devletlere sağlanan ayrıcalıklardır bunlar. Yani Fransız, İngiliz ve İtalyan gemilerinin kendi bayraklı ya da bandıralı bizim bildiğimiz adıyla bandıralı gemileri Türk karasularında serbestçe dolaşabiliyorlar. İşte bu hak kısıtlanmış oluyor ve o hak kolaylıkla verilmemiş oluyor bu şekilde. Azınlıklar mevzuundan bahsettim zaten. Ermeni devleti konusunda da kesinlikle Doğu Anadolu'dan toprak verilmemiştir ve Türk tarafının istediği şekilde neticelenmiştir bu mevzu. Azınlık okulları konusu var. Azınlık okullarının da devlette kalması talep ediliyor ve serbest işletme hakları talep ediliyor İtilaf Devletleri tarafından. Bu doğrultuda Türk hükümeti Müslüman olmayan azınlıkların okul kurmasına ve bunları kendi dillerinde serbestçe öğretimde bulunmasını kabul ediyor sınırlardan bahsettik zaten. Musul mevzuda muhakkak soru olarak gelecektir. Onu da şimdilik geçiyorum. Uzun bir izahat olur çünkü mübadele meselesi var. İtilaf devletleri Türkiye ile Yunanistan arasında bir nüfus mübadelesi yapılmasını isteniyor. Yani Yunanistan'da yaşayan Türk nüfusun Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'de yaşayan Rumların Yunanistan'a gitmesiyle ilgili. Türk tarafı bütün Rumların ülkeden ayrılmasını istiyor ki bence çok yanlış bir taleptir bu. Sonunda Doğu Trakya Müslümanları, İstanbul Rumları bu mübadelenin dışında tutulması kararlaştırılıyor bu anlaşmayla. İtilaf devleti askerlerinin mezarlarını düzenleme hakları da var. Müttefikler Gelibolu Yarımadası'ndaki kendi askerlerine ait mezarların mülkiyetlerini istiyorlar. İngilizler Arıburnu savaş alanının mezarlık olarak kendilerine tahsili istiyorlar ki bu da Türk hükümeti tarafından kabul ediliyor. Muhakkak aklıma gelmeyen başka konularda vardır. İlk etapta sorulduğunda hızlıca aklıma gelenleri size aktarmış oldum. Lozan Anlaşması maddelerinden sınırlar, boğazlar, borçlar, savaş tazminatı, azınlıklar, kapitülasyonlar, patrikhane, yabancı okullar, Ermeni sorunu, Musul meselesi, adalar, Kıbrıs. Her biriyle ilgili tek bir kelime söyleseniz ne olurdu? Tabi şimdi tek bir kelime biraz zor olur. Soruların gittikçe format değiştiriyor Umut'cuğum. Bu çok açık. Deneyeceğim. Tek kelimeyle ifade etmeye çalışayım bunları. Sınırlar deyince aklıma misak-ı milli. Boğazlar deyince uluslararası güvenlik, borçlar, yük, savaş tazminatı, buhran, azınlıklar, zenginlik, kapitülasyonlar, kelepçe, patrikhane, temsil, yabancı okullar, misyon ya da misyoner, Ermeni sorunu, <laughs> bitmeyen gece. <laughs> Musul meselesi, petrol, adalar, kıta sahanlığı, Kıbrıs, Akdeniz, barış kilidi diyeyim buna da. Yani tek kelime olmuyor ama yani söyleyebileceğim bunlar. İleride mevzusu gelenler olursa konuşuruz. Bu seferlik de bu kadarla iktifa edeyim. 3. bölümde, dördüncü son bölümde muhtemelen geri kalan en tartışmalı mevzuları konuşmuş oluruz. Musul meselesi gibi, adalar meselesi gibi ne var, ne yok, neden kaynaklanmış? Özellikle Rıza Nur'un günlüğünde neler var? Onları aktarmaya çalışayım. Bugünlük bu kadarla iktifa edelim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Umarım yine faydalanacağınız bir yayın olmuştur. Gelecek yayında tekrar hepinizle görüşmek üzere esenle kalın.